Ve gecenin zannediyorum son yarışmacısı artık söz Şevge Soy'da. Evet, son olarak 112 Nergis geliyor nihavent bir eserle. Sözler Gülay Tekay, beste Selçuk Tekay. Uzaktan hoş gelir sevdanın sesi. Acılar çekmektir tek hediyesi. Yazıktır sana bak benden söylemesi. İnan ki şimdilik cici kızım ben. Tebrikler Nergis. Öncelikle seni kutlamak istiyorum. Şurada talihsiz bir şey oldu ama onu o kadar güzel toparladın ki helal olsun sana. Vallahi hiç böyle yüzünden falan bir şey hissedilmedi. Evet hakim. Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Profesyonellik bu olsa gerek. Yani düştü, kalktı, hiçbir şey olmamış gibi ve daha güzel bir yeriyle başladı. Yani şarkının bence sanki yarıda kalmıştı. Yani öyle başladı. Çok güzel devam etti. Ben bir profesyonellik gördüm burada. Çok gerçekten kendisini tebrik ediyorum. Ve yorumuyla, sesiyle gerçekten zevk alarak dinledim. Tebrik ediyorum tekrar. Teşekkürler hakim. Evet, hemen jüri üyelerimize dönüyoruz. Nergis, benim yanıma gelirsen. Önce geçmiş olsun. Ayağınıza bir şey oldu sandım. Aklım çıktı burada. Teşekkürler. Ben sizin gibi düşünmüyorum. Bunun bir profesyonellik olmadığını düşünüyorum. Eğer burada çok önemli bir şey oldu. Düştü. Şimdi, burada hiçbir şey olmamış gibi kalkıp devam etmek bana göre iş değil. Orada onun üstüne kalkıp eğlenebiliyorsan, insanlarla bunun üstüne gülüp ondan sonra o gülmeyi alıp üstüne bir de bu şarkıya giriyorsan mesela bu profesyonellik. Bu olmuyormuş gibi davranmak. Bu başka bir şey. Ama çok talihsiz bir durum. Hani insan orada yani ne yapacağını da bilemez. Ama bundan sonra şimdi biliyorsun artık sahneye düştüğün zaman ne yapman gerektiğini. Ne yapması lazım? Anlattım ya Osman. Bir daha ben de anlamadım çünkü. Ne yapması lazım Nergis için? Ben olsaydım orada dönerdim orkestraya, durdururdum müziği. Bununla biraz eğlenirdim, nasıl düştüm, bir şey. Ondan sonra bir daha girerdim. Çünkü oradan o zaman bir alkış alacaktı, destek alkış alacaktı. İş daha katlanacaktı, büyüyecekti. Öyle olurdu. Ben öyle yapardım. Evet ama bence burada yaptığı da çok yanlış gelmedi bana. Ben yanlış demedim zaten. Yani her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Yani ben yanlış demedim. Ben olsaydım oranın o akışını alır, işi büyütürdüm dedim. Sahne peki. Çalmaktan bahsediyor. Doğruyu söylüyor ama. Sahne çalması gerekirdi. Hani değil falan olup da böyle... Ay ne oldu, bir şey mi oldu? Biz de mesela ne oldu evladım, bir şey mi oldu deyip yanına gidilecek. Yok bir şey falan. Öyle. Yani? Yapıp ondan sonra da bir şey yapalım mı, ne yapalım? Sıhhiye falan filan derken neticede bütün ilgi ve alaka odak noktası o bakımdan kendisinde ve herkesin odaklandığı yer. Ondan sonra da hafif şöyle bir şey yapar gibi, aksar gibi. Bülent Hanım bayağı bunu dizi filme çevirdi. Ay kullanacak tabii ki. Artistik puan 10 diyorsunuz o zaman. Yani o zaman işte kullanılır. Budur yani kullanmak. Sahne çalmak budur. Fato çok iyi becerir mesela. Fatma gerek. Evet. Büyük oynar. Çok büyük oynar. Çok kıymetli bir kare aslan bir tanesidir. Çok güzel, belli etmeden öyle güzel sahne çalar ki kamına erilmez. Onun için çok kıymetlidir Fato mesela. Peki, şimdi aklıma geldi de. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Ben notumu vereyim. Teknik olarak 9, artistik olarak 8. Bence bizim nazarımız değdi. Çünkü kuğu gibi geldi.
su perisi gibiydi. O kadar güzel indi ki efendim olabilir. Düşmek gibi bir şey yok bunda. Hiçbir şey yok. Ben hep düşüyorum. efendim okuyuşunuz da çok şirin, canlı. Tam eserin içeriğine uygun bir tarzla icra ettiniz. Tebrik ederim. Puan da alalım Bülent Hanım o zaman. O kaç oluyor? Kaç o puan? O kaç? O ne demek? Yok o? 10 değil. Hayır o dedim, 10 demedim. O ne demek? O ses ne anlama geliyor yani? Bu boyu çıkaramadım, şey yapamadım. Yok 10. Yani hadi 9 olsun. Peki 8-9 olsun. 8-9 peki. Orhan Bey. Nergis'in sesi çok güzel. Bundan sonra daha da güzel yorumlar yapacağına inanıyorum. Bu da güzeldi. Ben önce notu vereceğim de yani şeye takılmamak lazım ama Armağan bana bir şeyi hatırlattı. Armağan Bey özür dilerim anlatmayacağım da siz buzda düştünüz mü hiç? Tabii buzda. Ben bir gün buzda düştüm. Geçmiş olsun. Sırt üstü düştüm. Etrafta kalabalıktı. Bozuntuya vermedim. Karizma çizildi mi Orhan Baba? Yani sırt üstü orada biraz dinlendim. Hatta bir sigara dinlendiniz, yattınız bir sigara yaktım bir süre. Falan. O zaman sigara içiyordum. Sigara yaktım öyle yavaş yavaş kalktım. Sanki çok güzel. Sanki bilerek oraya uzanmış yani, gibi evet, yani. Böyle. Özellikle. Böyle bir şey yaşamıştım da hatırlattı. Bunlar normal şeylerdir ama Nergis çok iyi toparladı. Sakın buna takılacak bir şey yok. Benim notum Nergis'e. Çok güzel sesi var. 9-9. 9-9 Orhan Gencebay'dan. Teşekkürler Orhan Bey. Ebru Hanım. Geçmiş olsun. Böyle şeyler hepimizin başına gelebilir. Ama çok güzel ya. Hiç yüzüne baktı. Siz de bakın hadi. Yüzü çok güzel değil mi? Yani aslında başka türlü söylemeye çalıştığımda yanlış oldu. Ne kadar hoş Osman bir kız. Tam, Osman Tan baksın mı? Pek tabii ki. Tabii canım. Bence de bak. Tabii ki bakabilirdim. Buyurun niçin? Osman Tan Bey, bakar mısınız? Niye bana bakıyorsunuz canım? Ben puan vereceğim. Buyurun efendim. Osman Tan Bey, 8 efendim. 8 falan değil. 8 efendim. Osman Tan Bey, lütfen bakar mısınız? Yarışmacınıza. Bakın, hakikaten çok güzel bir kız. Ama bütün yarışmacılar benim için kardeşlerim gibi gerçekten. Biz size yalnız bakın demiştik. Evet. Siz bu penisler mi adilik? Etik değil, etik. Etik değil. Orhan ne güne duruyorsun sen burada? Etik değil. Bunlar etik mi Allah var aşkına Orhan? Hayır ulan hangisi? Bu cinayet çıkacak bu gece ya. Tabii üçüncü dünya harbi. Yok, Osman Tan şey döndü diyorsun. Ve çok güzelsiniz dedi. Yani bitik diyorsunuz. Yani yok canım. Şimdi yok. A canım? Ama çocuğum ben bak dedim. Şey bu kadar da söyle bakmadı, dedim mi? Bir şey peki. Efendim, güzele bakmak sevaptır. Sevaptır tabii. Evet. Sevap bence de bol bol sevap işte. Dön bak. Tabii. Baktım, sen sevap işlettirdin bu gece. Bu Ramazan bak, gününde bol bol bak, sevap. Bu gece peki. Yarın görüşürüz. Bunların ikisi de hastanede. International Hospital'da. Ki biz mi? Sevim. Görüyorsun değil mi? Tamam. Orhan abiyle biz mi? Hayır hastane. Orhan'la bunların ikisi. Ne bizi be? Hı. Ben bir şey demedim. 8-8 geldi. 8-8 dedim. 8-8'i tamam, verdik. Peki. Ama bundan sonrası için görüşecek. Kakkız. Öyleymiş. 8,5 teknik ortalaması. Jürimizin 8,5 artistik. Doğal olarak ikisi de 8,5. Ve halk jürimiz biraz daha fazla beğenmiş. 8,8 ortalama geldi. Evet Nergis neler söyleyeceksin? Heyecanlıyım. Öncelikle bütün Türkiye'ye, Azerbaycan'a, Türkiye'deki yaşayan bütün Azerilere buradan çok çok selamlarımı gönderiyorum. Sizleri seviyorum. Destekliyorsunuz beni, çok sağ olun. Bir de Sayın Kemal Cenk içten ve onun bütün ailesine buradan çok çok sağ olun diyorum. Teşekkürler her şey için. Aday numaram 112, 30-30-04. Evet. 112 Nergis'in aday numarası biliyorsunuz kendisi Azerbaycan'dan yarışmamıza katılıyor ve gecenin son yarışmacısı oldu ve artık saat 2'ye doğru yaklaşıyor. Yani çok geç çıktı, ona birazcık daha ilgi gösterebilirsiniz. Eğer beğeniyorsanız, destekliyorsanız lütfen oylarınızı gönderin. Bir kez daha söylüyorum, 112 aday numarasıyla yarışıyor Nergis. Nergis çok çok teşekkürler. Şimdilik uğurluyoruz.
Thank you.